parti kongrelerine internetten bağlanıp bize iftira atıp laf yetiştireceğine, Türkiye'nin milletin gündemini saklamak için CHP ile yatıp CHP ile kalkacağına, Erdoğan'ın bu darp yoluyla linç girişimi noktasında kamuoyuna konuşması lazım. Konuşmuyor. Ben de o zaman diyorum ki Erdoğan konuşmadığı müddetçe Selçuk Özdağ saldırısında aranan, güya aranan, sözde aranan 3 kişi galiba bulunamayacak. Değerli arkadaşlar, vatandaşın derdiyle dertlendiğimiz zaman, vatandaşın sorunlarını gündeme getirdiğimiz zaman beyefendi bize kızıyor. Esip gürlüyor. Bundan memnunuz aslında. Biraz önce de konuşmasını dinledim. CHP ile başladı, CHP ile bitirdi. Seçime hazır mısınız diye kaldırdı, oturtturdu. Kaldırdı, oturtturdu. Ya hem seçim 2003 sene sonra, 2,5 sene sonra yapılacak bir seçim için milleti niye şimdiden kaldırıp oturtuyorsun? Hani erken seçim tartışmaları olduğunda beyefendi kızıyor ya. Seçim en çok konuşan kendisi ya. Güya araya bir 2023 sıkıştırıyor. Yarın onu çekecek. Hadi yürüyün seçime. O onun işi. Ama ben şu sözünü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki beyefendi, doğru bir şey söylüyor bakın. Doğru bir şey söylüyor. Millet her daim arkamızda, yanımızda durdu. Bize vefasını gösterdi. Evet. Evet. Hiçbir partiye, hiçbir lidere gösterilmeyecek kadar, gösterilmediği kadar bu millet senin arkanda durdu, yanında durdu. Vefasını da gösterdi. Sen ne yaptın? Senin arkanda duran, yanında duran, sana vefasını gösteren millete sırtını döndün. Artık saraydasın. Milletten kopuksun. 3 gündür sesleniyorum. Keçiören'e git diyorum. Keçiören'e git. Ulus'a git. Mamak'a git. Altındağ'a git. Çankaya git. Sincan'a git. Bir milletin haline bak. Millet ekmek diyor, sen başörtüsü diyorsun. Millet iş diyor, sen darbe diyorsun. Millet borç diyor, sen terör diyorsun. Millet soğuk diyor, sen bölücülük diyorsun. Millet aşı diyor, sen taciz, taciz, taciz deyip duruyorsun. O işlere önce kent teşkilatından bir sen bak bakalım. Biz görevini yaptık. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bugün de bunlar muvazenesini kaybetti dedi. Biraz da bana çakmış. Ben parti devletine bir vurgu için dedim ki rektöründen assubayına, uzmanına herkesin parti militanı olması isteniyor dedim. Assubaylarımız alındı. Sonra onlardan özür dilerim. Dedim ki ya, lafı düzeltiyorum. Rektöründen valisine, kaymakamına, generalinden uzman çavuşuna, Recep Tayyip Erdoğan herkesin parti militanı olmasını istiyor, arzu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan generalinden uzman çavuşuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün komuta kademesinin devlete sadakatini değil, kendisine sadakatini istiyor. Buna vurgu yaptı. Beyefendi, askere militan demişiz. Asker milletin militanıdır. Erdoğan'ın gönlündeki askerin fotoğrafı bu. Bu asker. Askeri aracın üstünde, zırhlı galiba bu. Erdoğan'ın arzu ettiği asker modeli bu. Bir eliyle bozkurt işareti yapıyor askerimiz, bir eliyle Rabia. Erdoğan'ın istediği asker modeli bu. Ellerinde tüfekler, Erdoğan'ın siyasi sembolü haline gelmiş Rabia selamı. Bu doğru değil diyoruz. Asker bir siyasi partinin militanı olmaz, olmamalı diyoruz. Generalinden uzman çavuşuna kadar diyoruz. Erdoğan'ın istediği asker modeli bu. Temsili, 15'leri temsil eden asker, o günün şartlarındaki asker üniformasını giymiş kardeşlerimiz Erdoğan'a Rabia selamı veriyor. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Parlamento ayakta.
parlamento ayaktayken, çürümüş de olsa, kırılıp dökülmüş de olsa, demokrasi var iken, bu asker bunu yapamaz. Erdoğan'ın istediği asker tipi bu. Bizim istediğimiz asker tipi de bu. Erdoğan'a değil, bayrağa saygı duyan, bayrağa, vatana, millete bağlı ve sadık olan bir ordu bizim ordumuz. Sen istesen de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu moda çeviremezsin, dönüştüremezsin. Orası hakikaten peygamber ocağıdır. O Mustafa Kemal'in ordusudur. Hiç şüphen olmasın. Rektörü parti militanı yapabilirsin. Valiyi, kaymakamı yapabilirsin. İllerde bürokratlar CHP'li vekillerin aleyhine Twitter'dan hakaret edebilir. Genel müdürlerin, il müdürlerin, ilçe müdürlerin parti militanı olabilir. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri böyle kalmaya devam edecek. Assubaylardan kendisine mektup gelmiş. Bana da geldi. Çok güzel bir mektup. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, assubayların, uzman çavuşların, uzman erbaşların yaşadığı özlük, tazminat ve benzeri sorunlarına gösterdiği çaba için ve son gelişmeyle ilgili yaptığım açıklama için bir assubayımızdan, ismini vermeyelim, göz yaşartan bir mektup. Bir mektup. Evet. Bu assubay, bu ordunun assubayıyım diyor işte. Bu anlayıştaki ordunun assubayıyım diyor. Ve bu anlayış ve yaklaşımı kabul etmiyor. Etmeyeceğiz. Ordunun siyasallaşmasına, siyasete alet edilmesine göz yummayacağız. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, seçim toplantısında rakibini eleştirirken seni alkışlayan ordu komutanı parti militanıdır. Bir eliyle Bozkurt, bir eliyle Rabia işareti yapan komutan, subay, assubay, general, bilmiyorum rütbesini buradan göremedim, parti militanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri milletindir. Milletin emrindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Şan ve şerefle bu vatanın her metrekaresini korumaya devam edecektir. Boşuna uğraşma. Rektör, vali, kaymakam sana biat edebilir. Ama ordu al bayrağı, aziz vatana ve aziz milletimize biat edecektir. Değerli arkadaşlar, yarın eğitim öğretim yılının ilk yarısı bitiyor. Karne ben 9.878 öğrenciden 2.834.638'i, yani yaklaşık 3 milyonu hiç EBA'ya erişemedi. Hiç. Benim rakamım değil. Milli Eğitim Bakanlığı rakamı. Şimdi güya yarın ara tatil veriyoruz. 500 bin tablet dağıtacağız dendi. İnşallah 50 bin dağıtmışlardır. Onu da ummuyorum. Çocuklarımızın umutlarını, gelecek hayallerini de kararttı bunlar. Ve Erdoğan'ın kendi sözüdür, hiçbir mazeret eğitimdeki başarısızlığı örtemez. Kendi sözüdür ve sen en büyük başarısızlığı COVID-19'la mücadelede eğitimde yaşadın. Sayın Bakan da 8 ve 12. sınıfların özel öğretim kurslarına bugünden itibaren gideceklerini söylüyor. Sokağa çıkma yasağı halen var. Ayrıca bu düzenleme sınav için mi yoksa özel öğretim kurumlarının parlatılması için mi yapılıyor? Bu konuda da Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Onlara güzel bir gelecek kurmak için Türkiye'de siyaset yapan herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi en temel görevidir. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Soru varsa bir iki soru alalım. Evet.
Hiç kimse siyasi tercihiyle ilgili kendince birilerine olumsuzluk yükleyerek mazeret üretmesin. Arkadaşlar belli bir siyasi tercih noktasına gelmişlerse kendileri bilir, yolları açık olur. Hayır öyle değil, CHP içinde kalmak istiyorlarsa başımızın üstünde yeri var. Ama bu tür tartışmalarla partiyi yıpratmak particilikle bağdaşmaz. Cumhuriyet Halk Partililikle, partililikle hiç bağdaşmaz. Evet. Benim Sayın Erdoğan için daha önce söylediğim bir söz vardı. Bir kısmını söyleyeceğim size. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. İki Sayın Bakan'ın sosyal medya üzerinden siz tartışma dediniz. Bana göre buz gibi kavgadır. Kavgasını kaygı ve endişeyle izliyoruz. Bu devlette liyakatin bittiğinin ve sistemin ucubeliğinin cisimleşmiş halidir. Bizim için kaygı verici bir durumdur. Sayın Soylu'nun validesine yapılan saygısızlık asla ve asla, asla kabul edilemez. Ancak keşke aynı hassasiyeti Sayın Soylu, Genel Başkanımıza Çubuk'ta yapılan linç girişimi noktasında da gösterebilseydi. Aktrollerin bize alçakça saldırıp küfür ettiklerinde de rahatsızlığını dile getirseydi diye düşünürüm. Gerisi endişeyle ve kaygıyla izlenmesi gereken bir haldir arkadaşlar. Evet. Buyurun. Ne olay? Aklıma şu geliyor. Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne ve diğer partilere yönelik ziyaret ve görüşme trafiği. Erdoğan kaçıyor, Bahçeli kovalıyor. Benim aklıma ilk gelen bu. Sayın Bahçeli'nin seçim barajının düşme talebi de olası bir Cumhur İttifakı'nın dağılması halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoya girebilmesi adına istediği, partisi için istediği bir tavizden ibarettir. Bakalım Erdoğan kaçsın, Bahçeli kovalasın. Biz izlemeye devam edelim. Biz milletin dertleriyle dertlenmekte, milletin yaşadığı sorunlara çözüm üretmekte kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Saygılar.